Merhaba hava durumu takipçileri. Yeni güncel hava durumu videosuyla karşınızdayız. Artık güzel haberler MGM de dahil bizlere vermeye başladı. Özellikle 12 Ocak itibariyle artık İstanbul ve birçok şehrimize kar yağma olasılığı yükseldi. Karla karışık olsa bile yüksek yerlerde muhtemelen saf kar görülebilecek. Hemen uzatmadan başlayacağız. Öncelikle sizlerden ricam 1000 abone olmamıza tam tamına 50 abone kaldı. Sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Eğer 1000 abone olursak canlı yayın yapmaya başlayacağım. Herkesin tek tek sorusuna cevap vereceğim. Bunu söylemek istedim. Hemen videomuza başlayalım. Gördüğünüz üzere özellikle 12 Ocak'tan itibaren birçok şehirde kar gözüküyor. Hemen hava radarından 3 günlük hava durumuna buradan da bakalım. Hemen hızlı bir şekilde. Bugün itibariyle zaten pek bakmamıza gerek yok. Bizim için yarın önemli. Yarın için özellikle Doğu Anadolu'da kar vermiş. İç Anadolu'da da aynı şekilde biraz daha uzattığımız tarihlerde şöyle görüyorsunuz sistemde, animasyon sisteminde. Salı gününe geçtiğimizde ise biraz daha İstanbul'da yağış oluşmuş. Ama bu kar diyemeyiz. Biraz uzattığımızda bizlere sistemimiz gösterecek. Görüyorsunuz zaten. Burada pembelik kısımlar kar yağışını gösteriyor. Siz de şehrinizi buradan bulabilirsiniz. Özellikle Trakya genelinde Salı günü için kar yağışları olabilir. Aynı şekilde Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı, kıyı kesimlerinde ise yağmur görülebilir. Gördüğünüz üzere sistem bunu gösteriyor. Çarşambaya da baktığımızda ise artık İstanbul'da da bir kar yağışı görülmüş. Ara ara bazen karla karışık saf kar olacak şekilde bir kar yağışımız mevcut. Aynı şekilde Kocaeli, Sakarya, Bolu, bu taraflarda da bir kar yağış var. Bursa içinde, Balıkesir içinde diyebiliriz. Biraz da Çanakkale'nin bir bölümleri radarımızda gözükmüş durumda. Hemen 1500 metredeki hava sıcaklıklarına bakacağız. Bir yüklensin hemen. Şöyle gördüğünüz üzere artık 11, 12 Ocak, 13 Ocak itibariyle gördüğünüz üzere Sibirya kökenli soğuk hava dalgamız özellikle Marmara'yı ve Kuzey Ege'yi etkileyecek şekilde giriş yapmış bulunuyor. Devamında ise biraz daha Orta Karadeniz'in batı kısmını etkilemiş görüyorsunuz sistemde. İlerleyen günler için ise bir sistemimiz daha gelmiş bulunuyor ama şu anlık onun kesinliği yok. Şu anlık bizi bekleyen hava 11, 12, 13 Ocak aralık tarihleri arasında. Hemen tek tek günlük hava durumuna baktığımızda yani günlük olarak yağışlarımıza baktığımızda bu sistemimiz bu modelimiz GBS modeli. Hemen inceleyelim. 11, 12, 13 Ocak'ta gördüğümüz üzere İstanbul'da bir İstanbul, Bursa, Ankara'nın yüksek yerlerinde kar yağışlarımız mevcut. Bu kar yağışlarımız karla karışık da olacak gibi. Çünkü çok yoğunluklu olmasa olmadığı için zaten MGM'de göstermiş ara ara yükseklerde saf kar görülecek. Özellikle İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Marmara bölgesinde kar yağışlarımız görecek. Gördüğümüz üzere sistemimiz bunları göstermiş. Ay sonunda ise yani 20, 22, 23 Ocak tarihleri arasında biraz daha her yere ara ara bir kar yağışı vermiş. İzmir'e de vermiş ama şu anda onun kesinliği yok. Çok değişken. Bizi bekleyen 11, 12, 13 Ocak tarihleri arasındaki kar yağışımıza baktığımızda ülkemizin neredeyse %60'ı 65'i etkilenmiş gözüküyor. Bu sistemimiz artı kesinlik oranı %60-65 civarı arasında diyebiliriz. Ve Windy'nin günlük kar yağışına hemen bakacak olursak bu da Ecemet sistemimiz. Ecemet modelimiz. Şöyle gördüğümüz üzere 11 Ocak itibariyle Akdeniz'in yüksek yerlerinde, doğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'de bir kar yağışı var. 12 Ocak'a geçtiğimizde ise İstanbul'da etkileyecek bir şekilde karla karışık olacak şekilde ara ara kar da görülecek şekilde bir kar yağışı gözüküyor. Burada Çanakkale'ye de vermiş Balıkesir, Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya bu bölgelerimizde kar yağışı var zaten. Siz de şehirlerinizi görebilirsiniz. Şöyle kısaca bir geçiş yapalım. Belki sizin şehriniz de burada bulunuyor olabilir. Şöyle ufaktan bir geçiş yapalım. Aynı şekilde Güneydoğu'ya da baktığımızda şöyle kısaca bir bakış yaptığımızda pek kar yağışı vermemiş. Ara ara yağmurlu geçişlerimiz olacak gibi duruyor şu anlık. Zaten toplam 10 günlük kar yağışına baktığımızda GPS çok yoğunluklu bir şekilde Marmara ve biraz da İç Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar yağışı vermiş. Doğu Anadolu'da da aynı şekilde. Bu sistemimizde biraz Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da bir kar yağışı vermemiş. Çok fazla yoğunlukta olmayacak şekilde. Özellikle Marmara, İç Anadolu'nun yüksek yerlerinde
Doğu Anadolu'da kar yağışlarımız mevcut. Ecemef sistemine de baktığımızda o da aynı şekilde biraz daha İç Anadolu'dan hafiften azalsa da yine sistem neredeyse %60 %70 birbirine benzerlik oranı var. Çoğu sistemde de yani çoğu modelde de artık kar yağışını gösteriyor. Bu kar yağışımız artık %70 ihtimalle inşallah ülkemize giriş yapmış bulunacak. Bakalım ilerleyen günler için ise yine bir kar yağışlarımız gelme olasılığı var. Artık bizi bekleyen 11, 12, 13 Ocak tarihleri arasında ki sistemimiz inşallah bu sefer değişmeyecek gibi duruyor. Yani %70'lik oranı var, %65, %70'lik oranı var. Bakalım bizleri neler bekliyor. Yeni videolar için abone olmayı, bizleri destekleriniz için beğenmeyi unutmayın. Yine dediğim gibi 1000 abone olduğumuzda özel bir canlı yayın yapacağım. Herkesin tek tek şehrine bakacağız. Demek istedim. Daha fazla uzatmayayım. Yeni videolarda görüşmek üzere hava durumu takipçileri.